kurbanımızı kestik. Allah kabul eylesin. Şimdi eti parçalama zamanı. Kurbanımızı parçaladık. Eti en az 3-4 saat böyle dışarıda normal oda sıcaklığında muhafaza edeceğiz. Ondan sonra etlerimizi parçalayıp buzdolabına saklayacağız. Şimdi Adana kebap için olması gereken kaburga tarafı. Kemiklerden ayırıp kaburga yapacağız. Önce kurbanımızı kestik. Parçalara ayırdık. Ondan sonra 3-4 saat boyunca dışarıda bekletiyoruz kurbanımızı. Sonrasında buzdolabında 3-4 gün saklıyoruz. Daha sonra çıkartıp kıymalıysa kıymalı, köfteliyse köftelik, kuşbaşılıysa kuşbaşılık yapıp poşetlere katıp derin dondurucuya koyuyoruz. Şöyle söyleyeyim, kurban eti her zaman için veya normal et her zaman için dinlendirilmeli. Tavsiyemiz bir gün sonrası da mutlaka. Ama biz Türk milleti olarak böyle biraz sabırsızız. Parçalanır parçalanmaz direkt kurbanı kesip yiyoruz. Ama bir gün bekletirse daha iyi olur tabii. Şimdi kurban için ilk gün kavurma yapılırsa daha güzel olur. Kuşbaşılık veya kebaplığı da ikinci güne saklarlarsa daha lezzetli olur.